planlaması bugünün koşullarında artık doğduğumuz andan itibaren başlayan, hakikaten Z kuşağının farkındalığını arttıran, onları doğdukları andan itibaren yeteneklerini keşfeden bir öğretim sisteminden geçiren ve dünyada aslında daha serbest, daha yaygın olarak gözüken girişimciliği arttıran bir kariyer yönetim planlamasını görüyoruz. X ve Y kuşağında elbette kariyer planlamaları farklılık göstermekte. Y kuşağında gördüğümüz en yaygın kariyer planlaması maalesef üniversiteden sonra gerçekleşen bir sistem oluyor. Elbette bu noktada eğitim sistemlerinin de eğitim sisteminin sunduğu bireylere fırsatların da ön plana geçtiğini göz ardı edemeyiz. Bu başka da işte şu demek, üniversitede çok bilinçli tercih yapmayan bireylerin daha sonrasında iş yaşamında neyi yapıp yapamadıklarına dair yap gör, uygula gör politikasıyla bir yol izlediklerini ve bir şekilde bundan vazgeçtiklerini ya da devam ettiklerini görüyoruz. Bu noktada Y kuşağına önerim şu, mutluluk düzeylerine bakmaları gerekiyor. Birey ne zaman mutlu, huzurluysa aslında o kadar kurum kültürüne uygun ve sadakatiyle, bağlılığıyla, performansıyla üstün kişiliklere dönüşüyorlar. Herkesin mutluluk düzeyi ve mutluluk unsurları çok farklılık gösteriyor. Dolayısıyla herkesin öncelikli olarak bunu bir şekilde elemeden geçirmesini ve bu şekilde kariyer planlaması yapmasını öneririm.